muhabbete kazandım imamım. Nerede? Nerede? Erzurum'dayım şu anda. Erzurum'dasın. Erzurum'da nasıl camiye gitme oranları? Ya ben Erzurum'un biraz daha doğusunda kalıyorum. %0 falan bizim orada. İşte ondan soruyorum. Hani herhalde imamlar arasında vardır. Benim cami şu kadar doluyor, benim cami boş falan. Evet İşte evet yani mesela ben yani... duvara okuyorum falan diye var mı böyle bir şey? Aynen ben duvara okuyorum. Harbiden mi? Kaç kişi geliyor? Aynen. Kaç kişi geliyor? Hiç yok bende. Hiç mi? Hiç. Siftah da mı yapmıyorsun? Ya işte cumadan cumaya. Ha, cumalar gelen oluyor mu yine? Evet. Ya benim olduğum yerde pek cami kültürü yok da o yüzden öyle. Ha, evinde kılıyor diyorsun. Peki. Aynen. Peki. Anlat abi. Ne yapıyorsunuz? Sen ne merak ediliyor mesela ne anlatayım? Ya mesela torpil olmadan imam olunuyor mu? KPSS'ye Öyle bir geçmek dünya ya yeterli mi? yok. Yok yok öyle bir dünya yok ya. Torpil falan bizim orada biraz zor. Yani sonuçta mülakata giriyoruz biz. Yani ne biliyorsan o. Mülakatı kimle yapıyorsun? Mülakatı müftülerle yapıyorsun. Müftüler giriyor yani komisyona. Müftülerle yapıyorsun. Müftüye gidiyorsun. Hı-hı. Müftü sana sorular soruyor. Aynen. Ne gibi sorular soruyor mesela müftü? İşte hafızsa mesela hafızlıktan sorar. İlmihal'den sorar. Kur'an okutturur. Okuyuşuna bakar. Hafız Ağzını olunca düzgün. mesela daha fazla mı para kazanıyorsun? Yok yok hayır. Ama ataması kolay mesela. Sadece İmam Hatip okumuş bitirmiş olsaydım ataması zordu. Hafız olunca daha bir üst kademe mi oluyorsun yani? Tabi evet, tabi tabi. Tabi tabi. İki kademe daha yüksek oluyorsun. Anladım abi. Peki mutlu musun yani? Mesela camiye kimse gelmiyor diyorsun. Yaptığın işten memnun Ya musun? ya şu an bak mesela benim babam da imam mesela. Mesela onun yaptığı işte benim yaptığım iş aynı değil mesela. Ben hayal ederken böyle düşünmüyordum ama. Baban nerede imam? Pardon. Babam da Bolu'da kendi memleketimizde. Hı. O dolu dolu falan herhalde. Aynen o dolu dolu. Hı. Mesela ben de mesela öyle hayal ediyordum ama öyle değilmiş mesela. Yurdun her yerinde aynı şekilde ilerlememiş o işler. Hı. Öyle mesela işte mesela şimdi benim 3 yılım doldu. 3 yılım doldu şimdi bu tarafa geleceğim. Yani mesleğim güzel bir meslek. Yani hem dünyanın hem ahiretini kurtarıyorsun diyorlar sürekli bize. 23 yaşındayım bu arada. 20 yaşında imam oldum. Hı. Yani memnunum. Yani şu anlık memnun değilim ama yani her zaman böyle gitmeyecek. Elbet iyi bir yere geleceğim. Arapçam var mı? Yok, Arapçam yok. Sadece ezber yani. Aynen, ha sadece ezber. Düşünür müsün? Arapça mı? Hı. Tabii ki ya şöyle diyeyim. Yok diyorum da yani sonuçta İmam Hatip okudum. Yani çok iyi bir Arapçam yok diyeyim ben sana. Ya Yani mesela Arapçam Kur'an'da var diyenlerin şöyle bir yanında şey ben var. iyiyim. Hı. Ya Arapçanın olması da mesela Kur'an'ı anlamaya yeterli bir şey değil. Tabii tabii yani sonuçta tefsiri var şeyi var. Hı. Yani benim günümüz Arapçasını konuşan Arap arkadaşlarım Kur'an Kur'an anlayamaz. okuduklarında her şeyi anladıklarını söylemiyorlar kesinlikle. Onu Tabii söyleyen tabii zaten tabii. Yani yalan gerçekten söylüyordur. anlam yani gerçekten anlamak istiyorsan zaten tefsir okuyacaksın zaten. Hı Açıklanmışını hı. okuyacaksın. Evet. Peki bir şey soracağım. Buyur. Diğer dinler hakkındaki düşüncen nedir ve bu konu hakkında eğitim alıyor musunuz? Bu konu hakkında eğitim alıyoruz. Evet, üniversite okuyorum şu anda. Açıktan ilahiyat okuyorum. Yani ben şunu Bu konu söyleyeyim. Mesela ben okulda din bilgisi dersi alırken hakkında. din bilgisi değildi. İslamiyet'i yayma dersiydi benim için o. Tamam. Müfredat kitabına baktığım zaman müfredat kitabında tabii zorunlu olarak bahsedilmişti. Şimdi nasıl bilmiyorum bu arada. Ben kendi dönemimden bahsediyorum. Tabii. Müfredat kitabında bahsedilmişti diğer dinlerden. Budizm dahil bütün dinler vardı ama Hı. üstünden hiç geçmedik bile. Ama ben din kitabını açıp meraktan okumuştum. Benim dinim bu arada 5 üzerinden 3'tü hep lisedeyken. Güzel. Sırf bu sebepten. Güzel değil bu arada. Bizim okulda 5 almadığın zaman çok zor okul olmasına rağmen gerizekalı muamelesi görüyordun. Benim bir tek dinim 3'tü ama. Anladım. Şöyle söyleyeyim. Ben sırf bu yüzden din dersine hiç ilgi göstermedim. Hiç sevmedim. Hocamın tutumunu hiç sevmedim. Çünkü şuna inanıyorum. Hoca Müslüman olabilir, derse giren hoca. Fakat orada bir müfredat var. Ve dersin adı din bilgisi dersi. Neden bize diğer dinler hakkında doğru bilgi verilmiyor? Çünkü ben din Ya. kitabını açtığım zaman, bitireyim. Din kitabını açtığım zaman
okudum. Kendi merakımdan okudum. Oradaki bilgiler de çok üstünkörü ve bir kısmı da alakasızdı. Bu konu Ya hakkında zaten ne düşünüyorsun? ilkokulda, ortaokulda falan verilen din bilgisi yani temel bile değil. Yani öyle Lise bu diyeyim. arada Yani, bu. tamam. Ama lisede yani sonuçta İmam Hatip okumadın. Değil mi? Yok, hayır. Yani evet. Yani sonuçta o da aynı şeyin devamı oluyor. Yani tamamen bir din şeyi Allah olmuyor. Yani sana sadece biraz aşılıyor. Geri kalanını okulda öğrendiğinle ben Müslüman, yani okulda öğrendiğim Müslümanlık da ben Müslümanım demek bana biraz şey geliyor. Hani sığ geliyor. Ya sonuçta bir açıp öğrenmen lazım. Hadi bize okulda bunu öğretiyorlar da aslı astarı neymiş diye açıp bakman lazım. ya ben bu arada Kur'an'ı 3 farklı dilde okudum. Meraktan sırf. Yani acaba dedim farklı meallerde nasıl oluyor? Sonuçta Ya gerçekten Almancası da bir meal, İngilizcesi de bir meal gerçekten en anlamak isteyen nihayetinde. varsa meal değil de ya tefsir okumalarını tavsiye ederim ben. Yani çünkü meal çok üstün körü geçiyor. Ya sadece biliyor meal işte kelime anlamını veriyor sadece sana. Bu ne zaman işte hangi koşulda indirilmiş, niye indirilmiş onlar falan hep tefsirde yazar. O zamanın koşullarını falan anlayıp öyle Elmalılı baktın. Hamdi yazarınkini okuduğun zaman o biraz değiniyor. Mealle tefsir arasında onunki. Evet, o biraz daha Okumuşsundur açıklamalı meali. zaten. Evet. Evet, biraz açıklıyor. Şundan dolayı şunu yazmışlar diye geçiyor Hı. yani. Yani öyle baktığın zaman biraz da açıklayıcı geliyor. Yoksa direkt kelime anlamlı meali çevirdiğin zaman mesela şey müteşabih ayetler var mesela. Ya bazı ayetlerin açıklaması çok kolay. Bazıları hani burada bunu niye söylemiş dersin. Ama işte ama tefsirine baktığın zaman o hiç öyle olmuyor. Anladım. Peki sadece cumadan cumaya diyorsun. Hutbe diye bir şey Evet. var. Ben Evet. sana birkaç soru soracağım. Merakımdan soruyorum. Benim Tabii aruzgâr. tabii. Tabii tabii abi. Dünyanın farklı yerlerinde yaşadığım için Araplarla da kontağım oldu. Yani Suriyeli Alevi ile de görüştüm. Suriyeli Hristiyan arkadaşım da oldu. Arap İsrailli Hristiyan arkadaşım da oldu. Lübnanlısı da oldu. Oldu. Mesela Tamam. ben bir gün Sünni bir arkadaşıma, Filistin göçmeni bir arkadaşıma şey dedim. Ne diyoruz biz o günlere? Türkiye'de kutluyoruz hep. Söylesene abi. Kandil. Heh, kandilini kutlarım dedim. Baktı bana şöyle. Kandil ne lan dedi. Ben de açıkladım işte şöyle şöyle işte doğum günü falan. Ne yapıyorsunuz lan siz dedi. Abi dedim bizim için bu çok dini önemli. Hani kandil mübarek deriz hani. Manyak mısınız siz dedi. İslam'da doğum günü kutlamak bile doğru bir şey değil ki siz ne yapıyorsunuz dedi. Aa, hakikaten mi lan falan dedim ben böyle. Döndüm araştırdım. Arap Ya abi dünyasında ya kandil ona diye bir çok şey yok. ters bakıyorlar ya. Kutlama yapıyoruz da yani oturup Kur'an okuyoruz yani. Biliyorum o görüşü biliyorum da ne bileyim bana çok yanlış geliyor. Zaten bazı bir şey İslam'ı şu anda nasıl diyeyim? Mesela baya basit yaşanıyor. Aslında adam yılda 4 kere kandillerde camiye geliyor. Bırak da onda da camiye gelsin. Ya bu sadece camiye çekmek için insanları bile bir şey ya. İyi bir şey yani. Diyorsun. Yani Peki kutlamasını bir din adamı olarak doğru buluyor musun sen tabii ki de kutlamasını? doğru buluyorum. Tabii ki de doğru buluyorum. Yani Yani bazı dinle tam insanlar için örtüşmese de. ya tabii dinle örtüşmemesi şöyle bir şey. Diyor ki işte peygamber zamanında bu var mıydı diyor. Peygamber zamanında bu yoktu tamam da. Kur'an'da da yok. Tamam Kur'an'da zaten yok evet. Yani, ama Evet. yani bu sonuçta kutlama yapıyorsun da yani burada kutlama yapılması orada kötü bir şey değil. Bunu sadece anlıyorsun yani. Yani bir de şimdi Diyanet buna şu gözle bakıyor. Yani adamı yılda 4 kere diyor kandillerde diyor camiye getirelim diyor. Camiyle arasında bir bağ olsun diyor. Sen bu adam öldüğünce cenaze namazını kılıyorsun ama adam bir vakit camiye gitmemiş. Alnı secde yüzü görmemiş. Hani şey ya insanı ısıtmak için o. Hani arasında bir bağ olsun diye. Anladım, Evet yani Kur'an'da anladım. yok. Peygamber'in zamanında yoktu. Yo, ben Hayır. hazır din adamı bulmuşken soruyorum. Bunların mesleğinle alakası yok. Hı. Rahatsız olduysan kusura bakma, sormam Yok yani. ya. Ben Yok yok din hiç. Ben adamlarıyla konuşmayı severim. chat'ten de sorabilirsin ya aklına ne geliyorsa yardım ederim her türlü. Daha sorayım mı? Bende çok Sor soru var. sor. Sor sor tabii. Az muhabbet Abi, edelim sor. tamam muhabbet edelim. Ben severim dini muhabbet. Hı. Ben şimdi dediğim gibi Kur'an okudum. Tamam. Ne güzel.
Çok Müslüman olduğumu söyleyemem. Allah Evet. inancım, Allah inancım var. Sapına kadar. Ne güzel. Şeyi çok görüyorum. Bilinçsiz Müslümanı bilinçlendirme gibi bir ödeviniz var mı sizin? Böyle bir görev. Çünkü Var. ben Tabii ki Türkiye'deki var. Müslümanların %98'ini bilinçsiz buluyorum. Yani adam İşte. hayatında ne meal okumuş, ne tefsir okumuş, ele dile diye Müslümanlık yaşıyor. Mesela bu sizi rahatsız etmiyor mu ya? Ya ediyor tabii mesela bak şu aa, bir saniye. Yani şöyle bir şey var. Yani iki çeşit iman var. Tamam, biri taklidi iman. Anneden babadan gördüğü şekilde mesela annesi babası Müslüman. O da Müslüman. Doğru. Herhangi bir icraat yok ama Müslüman yani. Bir de tahkiki iman var. İşte açıklayıp işte araştırıp öğrenerek gerçek anlamda Müslüman olan var. İkisi de kabul ediliyor tabii ki. Yani ama işte tabii ki iyi olan işte gerçekten araştırıp öğrenerek inanması bir şeye. Hani annem Yani babam Müslüman, ben de bunu Müslümanım. kendinize görev ediniyor musunuz mesela? E, Ben tabii bu tabii ya işim o müminlere zaten yani gerçek Kur'an'ı anlatacağım gibi bir derdin var mı senin? var tabii yani hani her halükarda mesela İmam Hatip'in görevi camide 5 vakit ezan okuyup namaz kıldırmak değil. Yani mesela benim olduğum köyün imanı mesela benden sorulacak. Öyle bir yük var üstümde. Ezan da okumuyorsunuz bildiğim kadarıyla. Merkezi Okuyorum ya sistem yok mu? köylerde okuyoruz. Ha, anladım. Tamam. Merkezlerde merkezi sistem var, evet. Köylerde biz Anladım. okuyoruz. Bir sorum daha var. Bu yine benim İslam konusunda çok kafamı kurcalayan bir şey. Ne oldu oğlum, sen ne yapıyorsun ya? Kusuyor musun? Ne oldu Alfred? Triplere girdi. Hadisler. Evet. Şimdi ben hadisler konusunda biraz temkinliyim. Çünkü İslam denince Kur'an'da Kur'an versiyonundayım ben. Çünkü hadislerin çok sakız gibi istenilen yere çekilebildiğini düşünüyorum. Bazı din tacirleri tarafından özellikle. Örnek Sen verebileceğim mi ha? abi çok var ya. Vallahi. Yani Tamam, sen bana biraz daha şu an açıkla. spesifik olarak aklımda yok ama mesela adam çıkıp bir hadisi evirip çevirip, şu an sallıyorum. Böyle bir şey var demiyorum. Evirip çevirip mesela şey diye biliyor yani. İşte 8 yaşındaki kız çocuğu evden çıkmamalı mesela, sallıyorum. Böyle bir şey Anladım. diyebiliyor mesela Ya adam. abi şöyle bir Ona şey da anlatayım. inanan bir güruh varsa diyor ki ha tamam böyle dedi, hadiste varmış, ben böyle yapayım gibi Mesela bizde hadis şeyler dersinde şey oluyor. anlatılırdı. Mesela adamın kabak tarlası varmış işte. Peygamber Efendimiz kabak yemeyi işte çok severdi diye hadis uyduruyor mesela, kabakları Ha. satılsın diye. İşte öyle bir dünya yok abi. Hadisin de kaynağı var. Öyle her hadise güvenilip bu işte sahih hadistir diye alamazsın. Ravilerine bakacaksın, işte hangi kaynaktan çıktığına bakacaksın, hangi kitapta yazdığına bakacaksın. İşte nereye kadar gidebiliyor bu hadislerin kaynağı? Yani Peygamber Efendimiz'e kadar da nereye bak kadar dayanabiliyor? Yani kesin olarak şuraya dayanıyor denilebiliyor mu hadisler için? sahih Aha gitti. hadislerle Peygamber Efendimiz'e kadar dayanıyor. Pardon, gitti de neye kadar dayanıyor dedin abi? Bir saniye. Alo. Ha, geliyor abi, geliyor. Ha, tamam. İşte sahih hadisler Peygamber Efendimiz'e kadar dayanıyor. Hı. Onlara güvenin diyorsun. Tabii. Peki Mesela bunlar... genellikle mesela Hı. Buhari'den falan alınıyor bizim buralarda hadisler işte. Mesela bir hadisin altında senedinde Buhari yazıyorsa ona her türlü güvenebilirsin abi. Buhari Müslim yazıyorsa ona her türlü Anladım hocam. güvenebilirsin. Son soru. Evde hayvan besleme sorunsalı. Bu Ben kedi konuda besliyorum. İslam'da çok çatışma var. Ben kedi besliyorum. Bu Hayvan güzel, hayvan nereden çıktı? güzeldir. Bunun orijini nedir abi? Bu... Abi mesela Şafilerde köpek abdest bozuyor mesela. Şafilerde köpek yok. Benim mesela olduğum yerde şu anda Şafi. Köpek dışarıda bakıyorlar ama dokunmazlar mesela, abdestleri kaçar diye. O da sahih mesela. Allah. İnsan Köpek abdest şaşıyor. bozuyor. Bizde bozmuyor. Bizde bozmuyor. Şafilerde bozuyor. E tamam abi de hepimiz aynı Allah'a inanmıyor muyuz? Biz Abi onlar da işte o bozuyor. Bizde şöyle niye değil ya. bozmuyor? Bak abi o şöyle değil mesela. Ben sana en basitinden anlatayım şeyi. Mesela Şafilerde mesela herhangi bir kadına elin değdiği zaman abdestin bozuluyor, tamam mı? Aha. Bizde de bir yerin kanadığı zaman abdest bozuluyor. Şafilerde bir yerin kanadığı zaman abdest bozulmaz. Bizde de bir kadına dokunduğun zaman abdest bozulmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz ikisinde de abdest almış, tamam mı? Kadına dokunduğu zaman da abdest almış. İşte bir yeri kanadığı zaman da abdest almış. İmam Şafii demiş ki işte Peygamber Efendimiz bir yeri kanadığı için değil, kadına dokunduğu için abdest aldı. İmam Hanefi de işte bir yeri kanadığı için abdest aldı demiş. Oradan Aha. görüş ayrılığı çıkıyor ama ikisi de hak yani. Bunların ikisinin ayrımı yapıyorlar.
Onu da yaparsın, onu da yaparsın. Şafiysen onu yaparsın, Hanefiysen bunu yaparsın. Anladım. İkisi de hak yani. Biri Anladım. Uydurma. Anladım. Yani benim o yüzden dinle ilgili inandığım tek bir şey var. İyi insan olacaksın abi. Özünde. Ya abi ya bunu çok duyuyorum ben de. O yanlış ya. Yani Tamam abi. O zaman Şafi doğru yaptı, Hanefi yanlış mı yaptı? Hayır, yani öyle bir o şey değil. De var. Anlatabiliyor muyum? O değil. Mesela şey mesela ya hani hangi filmdeydi o? Bir filmde vardı ya işte namaz kılmıyoruz, işte hacca gitmiyoruz, zekat vermiyoruz ama bizim içimiz temiz var ya. Öyle bir muhabbet yok abi. İçimin temiz değil. Seni kimse cennete koymaz abi. Tamam. Yani. Namaz kılıp içi pis olanı cennete koyar mı? Hayır, onu da koymaz. İşte. O da var yani. Hayır, ben orada namaz kılan herkes cennete gidecek demiyorum. Ama kılmayan gitmeyecek abi. Kılmayan gitmeyecek diyorsun kesin. Yani tabii her %100. ben Müslüman diyen herkes cennete gidecek ama tabii her kaçırdığın namazın, yani ben hep namazdan bahsediyorum da işte örnek, her kaçırdığın namazın bir bedeli var abi. Ya var da işte onun bedelini Allah bilmez mi abi? Allah bilir, tamam. Tamam işte onu diyorum ben de. Abi bedeli var. İşte abi şimdi şöyle düşün ya. Bir adam mesela ömrü hayatında hiç işte 5 vakit sürekli namaz kılmış. İyi de bir insan. Tamam mı? Sen sadece iyi bir insansın. İşte sence yani öyle büyük bir adalet de yani sen sadece ikisinin de cennete gideceğini düşünüyor musun? İkisi de cennete gidecek ama biri Ben biraz bedel ödeyecek. bir şey bilmiyorum işte. Yani onu demeye çalışıyorum. Orasını Yok, Allah bilir anlatıyorum yani. sana, biliyorum. Yani bu konuda kesin konuşulması benim hiç hoşuma gitmiyor mesela. Yani namaz kılmadın, gitmiyorsun. Tamam Abi da bir ama cennete bileti kim kesiyor abi? Dünyadaki bir insan kesemez ki. abi Orasını ama Allah bilir. hayır, bu şey ama bu. Mesela gösteriş için namaz kılanlara da işte Allah şey diyor. Onlar camiden uzak dursunlar diyor. Onların namazları yüzlerine fırlatılacaktır diyor. Doğrudur. Riya için namaz kılan. İşte aynı mevzu. Mesela hadiste mesela diyor bir vakit namazın diyor 80 bin yıl azabı var diyor. Öyle diyeyim. Bilmiyorum abi. Göreceğiz işte. Dediğim gibi göreceğiz. Öyle. Göreceğiz ya. Ben şuna biraz karşıyım. Ya abi Açıkçası iyi bir insan olmak tabii ki çok önemli bir şey ama yani ibadet gerekiyor. ya sen şimdi tabii ki din adamısın. Nasıl düşündüğünü de anlayabiliyorum. Ama ben hani iki boyutlu siktir boktan bir varlık olarak oturup da Allah'ın nasıl düşündüğünü kestirmeye çalışmamamız gerektiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani hani şu olursa cennete gidersin de bu olursa bu olur. Tamam evet gönderilmiş kitaplar var. Eyvallah da günün sonunda Allah yani her şeyin yaratıcısı. Benim onu tamamen anlama gibi bir şansım Abi yok. tabii ki de yani sonuçta rahmetinin sınırı yok. Affettim der yani. Anlayamam yani. Ben böyle mal gibi bir insanım. Üç boyutlu işte en fazla şu A noktasından B noktası zamanda bile ilerleyemiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani ben neye kafa yoruyorum, neye anlamaya çalışıyorum? Anlatabiliyor muyum derdimi? Anladım, O anladım. bana Evet. çok uçuk bir uçurum gibi geliyor. Hani şu olursa böyle olur öldükten sonra, bu olursa şöyle olur öldükten sonra gibi kesin konuşmalar bana çok yanlış geliyor. Bu benim bakış açım. Öldükten sonra derken ahiret için mi düşünüyorsun? Evet Ahiret evet. kesin. Ama Yani ahiret kesin abi. ha kesin de yani ne olacağını bilmiyoruz ahirette tam olarak onu diyorum. Yani başıma şu kadar namaz kıldım bu olacak gibi bir hesap çizelgesi Abi yapamıyorsun onu tabii ki de diyorum işte. oturup şu kadar vakit namazım var işte şu kadar sene yapar falan öyle bir dünya yok Ha tabii ki. yani Hani öyle hani affettim. Yani affettim der ne olur. sevap point kasanlar var ya öyle bir şey var. Bunun mesela Yehova'nın şahitleri versiyonu var Hristiyanlarda. Sana yemin ediyorum sevap çeteresi tutuyorlar ya. Günlükleri var. Bugün 30 kişiye Yehova'yı anlattım falan diye sevap çeteresi var. Çarpıyorlar, topluyorlar falan. Çok Ya bir de ciddiyim. ya bak şu yönden düşünürsen aslında hiç sıkıntı olmuyor mesela. Senin yaptığın ibadete senin değil şey Allah'ın değil senin ihtiyacın var. Bu yönden bakarsan hiç sıkıntı olmaz gibi düşünüyorum ben. O da var. O da var. O da ayrı bir Yani bakış açısı. sonuçta Yani sen az önce senin dediğin gibi yani sen kimsin ki ben şuna da çok karşıyım. senin Mesela ibadetine muhtaç olsun. şöyle bir kafa da var mesela. Ya bazı insanlarda şu var. Ya sen Müslüman değil misin? Dur kafana sıkayım. Allah'ıma ne dedin sen? Peygamberimin karikatürünü mü çizdin? Gel buraya zındık falan. Ya abi
Birisi peygamber, birisi Allah. Allah aşkına senin korumana ihtiyacın olabilir mi? İhtiyacı olabilir mi? Yani ben bunu anlayamıyorum. Benim Evet. aklım bunu almıyor. Yani birisi peygamberle dalga geçen bir karikatür çizdiyse onun cezasını zaten Allah verecektir yani. Öyle değil mi? Yani. Evet. Sen din adamısın. Sen söyle abi, öyle değil mi bu işler? Öyle. Öyle. Yani Sen kimsin de Allah'ı savunursa koruyorsun? Savunmak ayrı ama sen kimsin de yani koruyorsun abi? Haşa yani. What the fuck yani? İnsansın tabii. brom sen. Bir sakin olur musun? Yani Aa, kendisi de diyor dine benim küfretti. Dur şunun kafasını keseyim. Abi sen kendi dinine inanıyorsan zaten onun cezasını ahirette bulacağını bilmen gerekmiyor mu? yani mesela şey Mekke'ye saldırdıklarında Ebre ordusuyla saldırdığında da işte Peygamber Efendimiz'in dedesi demişti işte ben kendi koyunlarımı kurtarayım, develerimi Kabe'yi onun sahibi korur demişti. Yani o mantıkla düşünmek lazım. Mesela savunursun yapma dersin ama hani kimseye öyle dedi, az önce dedin ya işte kafana sıkarım öyle bir dünya yok. Yanlış. Mazlumu savunmak ayrı kardeşim. Chat'ten öyle bir şey geldi de. Ya Allah mazlum mu abi, ne diyorsun sen Yani ya? ha. Allah oğlum yani. Senin Abi kafasını karıştırdı siz chat. nasıl bir inancınız var lan yani, kainatın yaratıcısı değil mi yani? Ne diyorsun brom sen ya? Son olarak tabii ki çok karşılaşıyorsundur. Cinler abi. Hiç karşılaşmam abi. Öyle bir dünya Hayır, yok. Çok soruyla karşılaşıyorum karşılaşıyorsundur. Şuna bir açıklık getir. Ben milyon kere anlattım. ben. Cinler konusunda yine söylüyorum. Kur'an'ı farklı farklı dillerde okumuş bir insan olarak. Dini inancın olsa da olmasa da cinler konusunda korkman gereken hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Cinlerden korkmayın. Yani dini inancın yoksa zaten siktir et. Dini inancın varsa zaten Varsa Kur'an'da da korkman yazıyor. Diyor ki yoksa korkma. o da senin gibi yaratılmış diyor. Ama Yani sizin hatta bir alakanız yok diyor. Takıl yani babam diyor yani. başka bir boyutta, başka bir varlık. Yani öyle bir Bu dünya kadar yok. basit. Birbirinizle etkileşime Korkmayın. girmeyeceksiniz diyor. Sakin ol Ha yani. babacığım diyor. Yani Kur'an'da Aynen. yazan bu. Yani Ne çok yapıyorsun evde? sokmaktan. Efendim? Ne yapıyorsun evde, yalnızım diyen var, korkanlar vardı. Ben de yalnızım abi. Korkmaz. Alfred var ya bizim. Kendine faydan yoksa. Eyvallah hocam. Peki maaşı soracağız. Tabi burada herkese soruyoruz maaşı. Standart memur maaşı en az askeri 2.800. Tabii bizden Hı çok alan var mesela işte görev yılın fazladır. 2.800, 3.5-4 arası diyelim. hı. İyi. Öyle. İyi. Allah artırsın. Hani işte Peki hocam. nasıl başladım biraz aceleye geldi. Onu küçük bir Ha tekrar bir evet, anlatayım pardon. da. Buyurun buyurun. Çok dini konulara girdik. Şimdi eyvallah. Mesela şimdi adam mesela istiyor imam olmak istiyor diyelim tamam mı? Ortaokulu bitirdin ya ya da şimdi yeni kurslar var mesela ilkokuldan da alıyorlar. Mesela ben ortaokulu bitirdim. Herhangi bir Kur'an kursuna gittim. Okul zamanı işte yani yaz tatilinden sonraki zamanda açıktan İmam Hatip'e yazıldım. Kur'an kursunda da Kur'an-ı Kerim eğitimine başladım. İmam Hatip'te beraber işte İmam Hatip'te beraber hafızlığım bitti. Hafızlıktan sonra aynı herkes de bu girecek ya KPSS'ye bu yıl. İşte KPSS'ye giriyorsun. KPSS'ten sonra bir de DBT'ye giriyorsun. İşte din hizmetleri seviye belirleme sınavına giriyorsun. Ondan aldığın puanla atanıyorsun. Şu atamaları şu an gayet iyi. Mesela işte KPSS'ten işte 70 üzeri alırsan mülakata çağrılırsın. Mülakatta da artık ne biliyorsan. O biraz sana kalmış olay. Mesela sadece İmam Hatip okuyup imam olacağım dersen KPSS ve DBT'sin çok yüksek puan alman lazım. Hem alımı az hem de istek çok yani. Sonra hiç hafızlığa bulaşmadan İmam Hatip'ten sonra ilahiyat okursun. Öyle de kolay olur. Bunların da alımları iyi. Öyle. Anladım. Herhangi bir başka lise okuduysan, şimdi olmak istiyorsan ön lisans okuyabilirsin. Ön lisansın da alımları var. Ama tabii biraz puan yüksek olması gerekiyor yine. Şeyi soran var. Kira yardımı da alıyor musunuz maaşın yanında? Hayır, hiç öyle bir şey yok bizde. Bizde sadece maaş var. Başka hiçbir şey yok. Anladım, anladım. Yazın camilerde çocuk okutuyoruz. Onun bir aynı öğretmen gibi bir ek ders olayı var. Başka Anladım abi. kışın cemaate sınıf açabilirsin. O da ek ders olur. O nasıl oluyor? Tabii senin cemaatten sınıf çıkmaz herhalde. Tabii ben de yok da işte ben de yok. İnşallah bakalım. Bu yaz bu taraflara doğru gelirsem olacak. Anladım hocam. Öyle. Peki. Çok teşekkür ederim.
İmam Reis. Ben de çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. İyi görüşürüz. Geceler diliyorum. Kolay gelsin. Hayırlı geceler. Mis gibi de konuştuk. Mis gibi. Mis. Sinekler bugün. Affet bu sinekleri sen mi getirdin?